Ben eskiden Valve şirket hakkında bayağı videolar çekiyordum. Belki çok eskiler hatırlar. Valve oyunu ve her zaman bana hitap eden oyun olmuşlardı. Bu yüzden onlar hakkında içerik üretmeyi seviyordum. Ama tabii ki Valve bir şeyler üretmeyince doğal olarak ben de Valve hakkında içerik üretmemeye başladım. Bu yüzden bayağı uzun bir süredir Valve hakkında bir video yapmadım. Ama hazır Steam Deck'te çıkmışken 2022 yılında Valve hakkında kısa bir durum değerlendirmesi yapayım dedim. Ama ondan önce... Size daha önce Oppo GX'in bazı özelliklerine bahsetmiştim. Ama bahsetmediğim daha çok özelliği var. Mesela tüm sosyal medya hesaplarınıza tek bir tıkla ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Herhangi bir şeyle uğraşırken bu kısımdan Discord dahil her türlü sosyal medya hesabınıza erişebilir, arkadaşlarınıza yazışabilirsiniz. Oppo GX ayrıca animasyonlu arka planlara da sahip. Hemen tek bir tuşla arka plan kütüphanesine gidebilir, buradan hoşunuza gidecek animasyonlu bir arka planı seçebilirsiniz. Nasıl? Bence mükemmel oldu. OpenGX'in en iyi özelliklerinden birini biliyor musunuz? Mesela bir siteye girdiniz ve beyaz ışıktan köy oldunuz. Sağa sola bakıyorsunuz ama nafile. Girdiğiniz sitenin bir karanlık modu yok. Burada da OpenGX yardımınıza koşuyor. Karanlık modu zorla seçeneğiyle siteyi kendisi karanlık moduna çekiyor. Böylece sitede rahat rahat dolaşmaya devam edebiliyorsunuz. OpenGX'in mobil sürümü olduğunu unutmayın. Bu sayede bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı, fotoğrafı veya linki tek bir tuşla telefonunuza gönderip telefonunuzdan devam edebilirsiniz. Oppo X'i açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. <laughs> Öncelikle son 10 yıl Valve'da ne oldu? Bu adama niye oyun yapmadı sorusunu merak ediyorsunuz. Hemen Steam'e girip Half-Life Alyx Final Hours uygulaması satın alıyorsunuz. Burada şirketin son 10 yılda ne yaptığını detaylı detaylı anlatıyor. Ben sadece oyunlar kısmından bahsedeceğim şu an. Evet, 2013-2016 arası aklınıza gelen her oyunu Valve yapmaya çalışmış. Half-Life 3'ten tutun Left 4 3'e kadar. 2013 yılında en az 4 tane oyun yapım sürecindeydi. Açık Dünya'ya sahip Let For Dead 3, hikaye odaklı değil de Let For Dead tarzı her oyuna başladığınızda dünyanın değiştiği, kombayna karşı insanlığı kurtarmaya çalıştığınız ve Gordon'un mekanik kolu sayesinde avatar gibi buz, ateş gibi elementleri kullanabildiğiniz bir Half 3, Dota 2'deki Axe karakterinin başrolde olduğu single player RPG bir oyun ve piksel grafiklere sahip herhalde bir mizah oyunu yapılıyordu. Bu dört oyunda birkaç yıllık geliştirilme sürecinin ardından iptal edildi. Peki neden iptal edildi diye merak ediyorsanız? Yani tabii ki hepsinin farklı farklı kendici nedenleri var. Ama hepsinin ortak ve ana nedeni şu. Sovski motoru. Sovski motoru o zamanlar tamamlanmamış hatta daha duyulmamış bir oyun motoruydu. Ve yarım alan bir oyun motorunda oyun yapmak Valve'ı inanılmaz zorlayan bir şeydi. Eline sonunda bir yerde tıkanıyorlardı. Bu yüzden Soulseeker'in yapımı bitene kadar bu projede iptal etmek zorunda kaldılar. 2015-2016 gibi tüm bu projeler iptal edildi ve Valve'ın ilgisini başka bir şeye çekti. VR sektörü. Bunun bir gelecek olduğunu düşündüler ve yatırım yapmaya başladılar. İlk yaptıkları şey Half-Life 2'nin da küçük bir VR testiydi. Half-Life 2'nin VR versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Çıkan sonucu beğendiler ve küçük çaplı bir VR projeler yapmaya başladılar. Bunlardan birisi de Borealis VR adında bir oyundu. Borrelis Vira Half-Life'ın yazarı Mark Laidlam'ın üstlendiği bir oyundu. Adından da gibi Aperture Science'ın gemisi olan Borrelis'te geçen ve Half-Life Portal arasındaki bağlantılı kuran bir oyundu. Oyunda zamanda yolculuk yapabilecektik ve 7 saat savaşı dahil Half-Life birçok önemli noktaya gidebilecektik. Lakin bu oyunda gün yüzünü göremedi ve iptal edildi. Ardından Mark Laidlam da bu şirketten bir bak olmaz deyip Valve'dan ayrıldı. Bu sırada Valve Let's 3'e tekrar başladı. Biliyorsunuz Valve'ın her oyunu sızdığı için bu sefer oyunu kod isimleri Letford'a 4 Dead 3 yaptılar ki insanlar anlamasın. Bu oyun hakkında bildiğimiz bir detay yok. Tek bildiğimiz şey <laughs> yine iptal edildi. 2017 yılında Gabe Newell 3 tane VR oyununun yapım sürecinde olduğunu söyledi. Şu an 2022'deyiz ve tek bir oyun çıktı. Half-Life Alyx. Gerçi Half-Life de iptal edilmeye çok yakındı. Oyun hakkında alınan ilk geri dönüşler çok kötüydü oyunun çok karanlık bir atmosfer sahip olduğunu ve insanı yalnız hissettirdiğini söylüyorlardı oyunu test edenler. Neyse ki Valve oyuna can katmak için yeni karakterler ekledi. Tüm oyun boyunca tersizden konuşup sürekli espri yapan adam falan ekledi ve oyunu kurtardı. Ve o oyun tıpkı önceki Half-Life gibi tarihi adını yazdırdı. Peki diğer iki VR oyununun ne oldu derseniz size asla tahmin edemeyeceğiniz bir şey söyleyeceğim. Evet iptal edildiler. Kimin hakkında gelebilirdi ki? Birisi şu piksel oyunun VR versiyonuydu olmadı. İkincisi de ismi de bir uzay oyunuydu. Uzun lafın kısası Valve son 10 yılı sadece oyunları iptal ederek geçirdi. Ve bunlar sadece bildiklerimiz. Daha bilmediğimiz kaç tane iptal eden proje vardı kim bilir. Peki bundan sonra ne olacak? Valve'ın şu an yine bazı projeler üzerine çalıştığını biliyoruz. Bunlardan birisi tabii ki sonraki half oyunu. Yüksek ihtimalle yine VR olacak ki bence de öyle olmalı. Bunun dışında bir half oyunu daha var. Kod ismi Citadel. Şöyle ki zamanında Valve ve Nintendo bir işbirliğine birliğine girmişti. Valve Nintendo Switch'e özel izometrik bir strateji harfler oyunu yapıyordu. Ve iptal oldu. Evet ama konu o değil. İşte yıllar sonra bu projeyi Valve tekrar canlandırmışa benziyor. Belki Steam için uygun olur diye düşünüyorlardır. Ama böyle bir harfler projesi var şu an. Portal markası son zamana da bayağı öne çıkıyor. Bilmiyorsanız Valve yeni bir demo yayınladı Aperture Dex çapatında. 30 dakikalık ücretsiz bir şey kolunuz varsa bence mutlaka oynayın. Çünkü bu 30 dakikalık demoda bile Portal'ın lore'unu etki eden çok önemli bir şey var. Nintendo Switch'e Portal 1 ve 2 duyuldu. Ve bazı şirketler Portal üzerinden reklamlar yapıyor. Portal'ın bu sene bu kadar öne çıkması bence boşuna değil. Belki yakın bir vakitte yeni bir Portal oyunu hakkında bir şeyler duyabiliriz. Her zamanki gibi CSGO'nun Source 2 motoruna geçme hazırlıkları sürüyor. Umarım CSGO birazcık seviye atlar. Grafikler 2010 döneminden 2020 seviyesine gelir. Tek dileğim bu ve ismi daha önce duymadığımız iki farklı kod adında da oyunlar geliştiriliyor. Bunlar da iptal olmazsa bir gün ne çıkacağını görürüz. Kısacası Valve'da durumlar şu an böyle. Steam Deck'e gelirsek. Biliyorsunuz Steam Deck Valve'ın 2022'de çıkardığı bir el bilgisayarı diyebiliriz. İnternette falan bazen denk geliyorum. Bazı Türk arkadaşlar çıkıp hemen şey diyorlar. Abi bu alet gereksiz ya. Bu ne gerek var abi çok para falan diyorlar da. Abi sen Türksün oğlum sen. Sen haddini bil lan. Senin yeni Steam Deck oğlum. Kimsin sen? Seni adam yerine koyan ki. Ama Amerika'da yaşayan orta gelirli bir ailede doğsaydım mutlaka kendimi bir Steam Deck alırdım. Çünkü Steam Deck benim için tam bir emulatör canavarı. Yani şöyle düşünün. Bir el konsolunda, bir el bilgisayarında son çıkan oyunları ilk kötü oynuyorsunuz. 2006-2017 öncesi çıkan çoğu oyunu 60 FPS ile oynayabiliyorsunuz. PlayStation 3 oyununu oynayabiliyorsunuz. Nintendo Switch oyunu Nintendo Switch'ten daha yüksek kalitede daha fazla FPS alarak oynuyorsunuz ve kalan hakkınıza gelecek tüm konsol oyunları da açıp oynayabiliyorsunuz. Valve size özgür bırakıyor. Diyor ki, ay bak bu alet Linux ama sen istiyorsan Windows yükle. İstiyorsan Epic Games Store yükle Fortnite oyna. İstiyorsan NT film izle, istediğini yap diyor. Siz daha ne istiyorsunuz lan bu aletten? Sabahları kalksın toz mu yapsın sizin için? Steam Deck bence mükemmel bir cihaz. Ama Türk olduğumuz için muhtemelen elimizi bile söylemeyeceğiz.